Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli ve Manevi Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Genel Başkanı Remzi Alemdar ve üyelerini kabul etti. Remzi Alemdar, dernek faaliyetlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a paylaşımda bulundu. Milli Manevi Dayanışma Derneği Adana'nın 5 ilçesinde teşkilatlıdır. AK Parti temsilciliği kurulmadan önce bunu kurmuştuk. O temsilcilik adı altında çalışıyorduk. Onun görevlerini yapıyorduk. Daha sonra temsilcilik kurulunca derneğimiz öğrenci işleriyle, yardım işleriyle vesaireyle devam ettirdik. Organize bir ekibiz. Türkiye Cumhuriyeti ile de sürekli istişare içinde yürüttüğümüz bir konular vardı. Sizin sürecinizde de aktif bir şekilde çalıştık zaten. Şahsen de şahit olduğumuz bazı konulara. Davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Mutluluk duyduk. Sizi bu görevde gördüğümüz için onurluyuz. Türkiye ile çünkü istişare içinde, Türkiye Cumhuriyeti ile hükümeti ile istişare içinde yürüyen bir hükümeti görmek, onun başındaki isim olarak sizi görmek bizi ayrıca mutlu ediyor. Cumhurbaşkanı Tatar, kabule yaptığı konuşmada 1571 yılından bu yana var olan Kıbrıs Türk halkının dış güçlere karşı mücadele verdiğini, Türkiye'nin desteğiyle kendi maneviyatını ve değerlerini koruyabilmiş olduğunu belirterek bu konuda kararlı olduklarını vurguladı. Güvenlik ve huzur içerisinde buradaki varlığımızı devam ettirebilmek. 1571'den beridir bu adada var olan Kıbrıs Türk halkı büyük bir mücadele vermiş. Sömürge yönetiminde de el aleme direnmiş. Evet. EOKacılara, teröristlere, Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlayanlara hepsine karşı kahramanca mücadele vermiş, şehitler vermiş, evlatlarını yitirmiş. Ama her zaman tabii ki ana vatanı Türkiye'nin desteğiyle kendi maneviyatını, yüce değerlerini koruyabilmiş, bugünlere kadar selametle gelmiş. Artık Doğu Akdeniz'de değişen koşullar, Türkiye'nin bölge lider ülkesi olarak ortaya koyduğu kararlılık, enerji kaynakları ve bambaşka stratejik meselelerden dolayı artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ne kadar da önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Evet. Cumhurbaşkanı Tatar, ilgili taraflara her fırsatta Kıbrıs Türk'ünün hak ve menfaatlerinin korunması adına açıklamalar yaptıklarını ve mücadelelerinin sonuçlarını önümüzdeki dönem almış olmayı umduğunu belirtti. Tatar, egemen eşitliğe dayalı iki devlet vurgusu yaptı. Büyük ülkeler, Birleşik Devletler, Avrupa Birliği, Amerika, İngiltere hepsi de bu gerçekleri görmek durumundadırlar. Sürekli olarak kendilerine pozisyonumuzu anlatıyoruz. Evet. Haklarımızın, çıkarlarımızın korunması adına milli menfaatlerimizin neyi gerektirdiğini bunları açık ve net onlara aktarmaktayız. İnşallah önümüzdeki dönemde bütün bunların mücadelesinin sonuçlarını almış olacağız diye düşünüyorum. Çünkü bambaşka bir durum ortaya çıkmaktadır yavaş yavaş. Eskiden bildiğiniz gibi farklı şeyler konuşuluyordu. 50 senelik evet. Federal temelde bir anlaşmak için mücadele verildi. Ama karşılığında hiçbir iyi niyet göremedik. Bunu bütün dünya biliyor. Bizim temas ettiğimiz yabancılar da hepsi bunu kabul ediyorlar. Evet. O bakımdan artık yan yana yaşayan egemen eşitliğe dayalı iki devletin ancak var olmasıyla bu ülkede bir anlaşma olabilecek. Barış ve huzura gelince barış ve huzur 1974'ten bugüne var. Evet. Bunu kimse göz ardı edemez. 74'ten önce çok çileler, çok acılar çekildi. Çok şehitler verildi. Çok büyük haksızlıklar yaşandı bu ülkede. 74'ten sonra kendi devletimizin çatısı altında bir takım ekonomik sıkıntılar, tecrit ve ambargolardan dolayı olmuş olabilir. Ama netice itibariyle Kıbrıs Türk halkı çoluk çocuğuyla emniyet ve güvenlik içerisinde bu adada varlığını sürdürmektedir.